Evet sevgili arkadaşlar, sıra bağlaçtaydı. Bağlaç neydi arkadaşlar? Anlamca ilişkili cümleleri ve görevdeş ögeleri bağlamaya yarayan sözcüklerdi. Bağlaçlar cümle dışı unsurdur. Yani öge ayrımında öge olarak gösterilemez, cümle dışı unsur olarak kabul ederiz. Peki yine özetleyelim bakalım nelerle karşılaşacağız. A diyelim, her zaman... Bağlaç olanlar diye bir kavram atalım. İlk olarak da V ile başlayalım. Nedir V? Virgül yerine kullanılır arkadaşlar. Virgül yerine kullanılır. Bakın, kalem, defter ve silgi almış dediğimde virgül yerine kullanılır. Ola ki sorar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç virgül yerine kullanmıştır diyebilir. İkinci olarak, çünkü her zaman bağlaçtır efendim. Nedir? Açıklama bağlacıdır. Kendinden önceki cümlenin gerekçesini bildirir. Örnek olarak baktığımızda, dün işe gidemedim. Çünkü hastalandım dediğimde, bakın açıklama bağlacıdır. Kendinden önceki cümlenin gerekçesini veriyor. Ama, fakat, lakin, ama, fakat, lakin nedir? Çelişik ifadeleri bağlar. Bu ne demek arkadaş? Bu bağlaçların burası olumsuzsa burası mutlaka olumlu. Burası olumluysa diğer tarafı olumsuz olmak zorundadır. Yani bir taraf artıysa diğer taraf eksi, bir taraf eksiyse diğer taraf artı olmak zorunda. Bakalım efendim. Koştum ama yetişemedim dediğimde çelişik ifadeleri bağladı. Seni dinliyor. Fakat nafile dedim. Bu söylediklerin güzel. Lakin beni çok açmadı dedim. Burada kullandım. Efendim, bile, buna dikkat edin, son yıllarda çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Bile her zaman bağlaç arkadaşlar. Dade bağlacı yerine kullanılır. Küçümseme, alay anlamı veriyor. Nedir? O bile, beklenmezlikte verir, o bile aradı dediğimde, bakın her zaman bağlaç. Meğer, oysa, her zaman bağlaçtır. Meğer, oysa, her zaman bağlaçtır. Nedir? Ben onu, dostum sanmıştım. Ben onu, dostum sanmıştım. Meğer, değilmiş dediğimde yine kullandık. Bunun dışında de ki ayrı yazıldığında her zaman bağlaçtır. Nedir efendim? Şöyle diyelim, o da buraya geldi mi ki dediğimde bağlaç olarak karşımıza çıkıyor. Ha, bunların dışında zira, hatta gibi bağlaçlar da var yine. Zira, hatta, yoksa gibi bağlaçlar da var. Şimdi şurası olduğu gibi kalsın. B diyeceğiz. Şurayı da silelim. Bazen bağlaç olanlar diye bir başlık atalım. Bakalım karşımıza neler gelecek. Bazen bağlaç olanlar. Öncelikli olarak ileyle başlayalım. İle. Arkadaşlar, ile yerine V getirilebiliyor ise bağlaçtır.
Ancak ile yerine V getirilemiyor ise edattır. Dikkatli ol. İle yerine V getirilebiliyor ise bağlaç, getirilemiyor ise edattır. Örnek olarak verelim bakalım. Ali ile Ahmet sinemaya gitmiş dediğimde ilenin yerine V getirebiliyorum. O zaman burada bağlaç oldu. Ama şöyle dedim. Ali ile pazara, daha doğrusu Ali ile sinemaya gitmiş dediğimde Ali ve sinemaya gitmiş olmadı. O zaman burada ne oldu? Edat oldu. Yazımda görmüştük biz bunu. Arkadaş ile ayrı da bitişik de yazılabiliyor. Ve bitişik yazıldığında, pardon noktalama da görmüştük. Bitişik yazıldığında ses uyumuna uyuyordu. Hangisinde bağlaç vardır yoktur derse dikkatli ol. Yine aynı cümleyi yazacağım bakın. Bugün odunla kömür aldım dediğimde. Sen hemen şu la'yı ile haline bir getir. Yerine V geliyor mu bir bak. Görüldüğü üzere odun ve kömür aldım dedim. Burada bağlaç. Ama şöyle demiş olsaydık. Bugün onu odunla dövmüşler deseydik. La'yı hemen aşağı indirdim. İle dedim. Yerine V gelmiyor görüldüğü üzere. O zaman da burada ne var? Edat var. Demek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şimdi burada dikkatli olmamız gereken bir yer daha var. Bir uyarı verelim bakalım. 90'lı yıllarda ÖSYM bunu sordu. Dedi ki şöyle bir cümle verdi. Odasını fırça ile boyadı. İlenin bu cümleye kattığı anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sevgili arkadaşlar ile edat olduğunda cümleye birlikte durum, araç ve neden anlamı katar. İle edat olduğunda cümleye birlikte durum, araç ve neden anlamı katıyor. Örnekleyelim hemen. Bakalım dedik ki odasını fırça ile boyamış. İle şu anda araç ya da vasıta anlamı kattı cümleye bakın. Annesi ile pazara gitmiş. Birlikte anlamı kattı. Bizi coşkuyla karşıladı. Nasıl karşıladı diye soru cevap verdi. Görüldüğü üzere durum anlamı kattı. Neden anlamı çok bilinmez o bizim için tehlikeli bir bakmakta fayda var. Şöyle dedik. Buraya gelmesiyle her şey değişti dediğimde. Her şeyin değişme nedeni neymiş? Buraya gelmesi. Görüldüğü üzere ile bizim için önemli. Yerine V getirebiliyorsak bağlaç, getiremiyorsak edat olacak. Ve ile edat olduğunda cümleye araç, vasıta, birlikte durum ve neden anlamı katacak. Gelsin bazen bağlaç olanlarda diğer kavramlarımıza bakacağız. Şurayı bir silelim. Evet sevgili arkadaşlar. Şu ancak ve yalnız sözcüklerini bir alalım artık. Sevgili arkadaşlar, ancak ve yalnız sözcükleri yerine, bakın burası önemli, ama getirilebiliyor ise bağlaçtır. Ama getirilebiliyor ise bağlaçtır. Nedir? Gelirim, çok gelirim, ancak çok kalamam dediğimde, bakın ama getirebiliyorum,
O zaman bağlaç. Gelirim, yalnız çok kalamam dedim. Yine bağlaç. Şimdi gelin burada biraz uyarı verelim. Arkadaşlar, sözcükler cümle içerisinde anlamlarını, yapılarını ve türlerini değiştirebilir. Çok da ezberlememek lazım. Cümle içerisinde bakmak zorundayız. Şimdi şu ancak sözcüğüyle bir yürüyelim. Tek tek ayıracağız hepsini. Arkadaş, ancak sözcüğü yerine sadece getirilebilirse edat. Bakın. Ama bağlacı getirilebilirse bağlaç. Fiili durum yönünden belirtirse ya da fiili belirtirse zarf olur arkadaşlar. Örnekleyelim hemen. Diyelim ki dışarı çıkabilirsin. Ancak ödevlerini bitirmelisin. Görüldüğü üzere ama getirebiliyorum. Burada bağlaç. Burada bağlaç göreviyle kullanıldı. Dedim ki bunları ancak ona anlatırım. Sadece getirebiliyorum. Burada edat. Şöyle dersek otobüse ancak yetişebildim. Dersek burada fiili belirtti. O zaman sözcüğüm zarf göreviyle kullanıldı. Dikkatli olalım. Yalnız daha da tehlikeli. Bir de yalnız'a bakalım şimdi. Yalnız daha da tehlikeli. Neden tehlikeli görelim. Arkadaşlar, yalnız sözcüğü sadece anlamındaysa edat. Ama anlamındaysa bağlaç. Fiili durum yönünden belirtirse zarf. İsmi nitelerse sıfat. Ek eylem alıp yüklem olursa isim olur. Dikkatli ol. Cümledeki görevine bakalım. Efendim, dedim ki yalnız senin ülkende mi çiçekler açar dedim. Sadece anlamına geldi. O zaman edat. Dedim ki dün alışverişe gittim. Yalnız istediğin deterjanı, istediğin elbiseyi bulamadım dedim. Ama ifadesiyle bizi karşıladı. Bağlaç. Yaşlı kadın köyde yalnız yaşıyor. Fiili durum yönünden belirtti. Şu anda zarf. Yalnız taş duvar olmaz dedim. Nasıl taş? Yalnız taş. İsmi niteledi. Sıfat oldu. Bu dünyada herkes yalnız dedim. Bakın ek eylem aldı, yüklem oldu. Şu anda da sözcüğümüzün türü isim oldu. Görüldüğü üzere çok da ezberlememek gerekiyor. Sözcüklerin anlamlarını, yapılarını ve türlerini değerlendirirken mutlaka cümleye göre bakmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Şimdi C diyelim bakalım bağlaçlarla ilgili. Nelerle karşılaşacağız? C'de tekrarlı bağlaçlarımız var. C. Tekrarlı bağlaçlar ya da ikili halinde bağlaçlar. Öncelikle ya ile başlayalım bakın. Bunlar da her zaman bağlaçtır. Ya.
tercih bağlacıdır. Eylemlerden biri yapılmak zorundadır. Nedir efendim? Ya beni anla, bakınız, ya beni anla, ya git dediğimde. Eylemlerden birini yapmak zorundayız. Ya anlayacağız ya da gideceğiz. Ancak bir uyarı vermekte fayda var buraya. Ya bağlacı bazen de hiçbir çıkar yol olmadığını belirtir efendim. Nedir? Ya atanacaksınız. Ya atanacaksınız. Bakın. Hiçbir çıkar yol olmadığını da bildiriyor. İkincisi, hem bağlacımız var. Hem. Cümleye üstelik aynı zamanda anlamını katar. Nedir efendim? Bakalım. Adam hem suçlu hem güçlü dedik bak. Üstelik aynı zamanda. Dikkatli ol, anlatım bozukluğunda yol açabilir. Öğretmen hem konuyu anlattı, aynı zamanda ya da üstelik hem de soruları çözdü deme, gereksiz sözcük kullanılan kaynaklı anlatım bozukluğuna yol açar. Diğeri ne bağlacıdır. Arkadaşlar, olumsuzluk bildirir. Bakın, olumsuzluk bildirir ve bu bağlaçlardan sonra gelen yüklemler olumsuz olamaz. Olursa anlatım bozukluğu olur, dikkatli ol. Yani şöyle bir cümle kullanamazsınız. Ne beni, ne onu aramadı demeyin. Bu anlatım bozukluğudur. Ne zaten eylemin yapılmadığını gösterir. Ne diyeceğiz? Ne beni, ne onu aradı. Biçimci olumlu, anlamcı olumsuz cümle yapacak zaten burası. Bir diğer tekrarlı bağlacımız ise en sevdiğim ister. Umursamazlık bildirir. Hani bazı insanlar vardır, pikniğe gidelim, oyun oynayalım, şunu yapalım dediğimizde nazlanır. Tamam yapmayalım dediğimizde tamam yapıyorum der değil mi? Annemiz çok kullanır arkadaş. İster gel, ister gelme. Ya da ister yatan topla, ister toplama dediğinde. Bunun dışında yine gerek var. Bakın gerek. Bir tekrarlı bağlacımız daha. Gerek nazımda, gerek nesirde başarılı örneklerde. Gerek nazımda, gerek nesirde başarılı örnekler. Verdi dediğimde yine tekrarlı bağlaçlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bağlaçlar da bu şekilde. Ünlemleri anlatmayacağım arkadaşlar. Ünleme gerek yok. Neydi? Aşırı derecede duygu bildiren sözcüklerdi. Ah, oh, vah değil mi? Ama vurguya göre de sözcükler cümlede ünlem kazanabiliyordu. Nedir? Hemen eve gel dediğimde, imdat, yetişin dediğimde sözcük bazında da ünlem kazanan kavramlardı. Ünlemler yine çekimi ki alabiliyor. Bak ahı gitmiş, vahı kalmış dediğimde. Ama hangisi ünlemdir diye çok daha bir soru geleceğini düşünmüyoruz. Şimdi yeni bir başlığa geçeceğiz. O da nedir? Fiil, yani eylem kavramına gideceğiz arkadaşlar. Bakalım neymiş fiil? Ya da eylem dediğimiz kavram. Önce şu tahtamızı bir temizleyelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Fiil ya da eylem kavramına bir bakalım. Fiil, diğer adı. Eylem. Nedir? Bir iş, oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklerdir. Kısacası ne arkadaş? Kısacası mastar eki, yani makmek alabilen sözcüklerdir. Kısacası bu. Biz burada bir daha fiilde çekimi görmeyeceğiz. Kippe, kipeklerini, şahs eklerini tekrar görmeyeceğiz. Onları çekim ekinde detaylıca gördük. Peki burada neler göreceğiz? Onu da söyleyeyim.
Anlamlarına göre fiiller diyeceğim. Onlara bir bakacağız. Anlamlarına göre fiiller. Hemen aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. İşte çekimli eylem vardır diyor ya. Kip ve şahse kalmış eylemler çekimli eylemdir. Başka bir ifadeyle yüklem olan fiillerin hepsi çekimli eylemdir. Sakın unutma. Hani bu parçada hangisi var yok sorularında çekimli eylem diyor. Yüklem fiilse çekimli eylem vardır. Kip ve şahse kalmış eylemlere ne diyormuşuz biz? Çekimli eylem diyoruz. Anlamlarına göre fiiller ise 3 grupta incelenecek. Birincisi kılış yani iş fiilleri. İkincisi durum fiilleri. Üçüncüsü de oluş fiillerdir. O zaman bir diyelim bakalım. Kılış yani iş fiilleri. Arkadaşlar fiil çatısında da çok işimize yarayacak. Dikkatli olalım. Nedir arkadaş kılış yani iş fiilleri? Bir iş ve hareket bildiren fiillerdir. Nesne alır. Yani kimi neyi sorularına cevap verir. Yani önüne onu sözcü getirilebilir. Başka bir ifadeyle nesnesine göre geçişli fiillerdir. Kılış fiilleri nesnesine göre geçişli fiillerdir. Nedir efendim? Bakın. Okumak, onu okumak diyebiliyoruz bak. Bulmak, onu bulmak diyebiliyoruz. Görmek, onu görmek diyebiliyoruz. Ya da çözmek, onu çözmek diyebiliyoruz. İkincisi durum fiilleri. Öznenin içinde bulunduğu durumu ifade eder. Nesne, bak buraya dikkat et. Nesne almaz. Yani kimi neyi sorularına cevap vermez. Yani kimi neyi sorularına cevap vermez. Başka bir ifadeyle önüne onu sözcü getirilemez. Nesnesine göre geçişsiz fiillerdir, değil mi? Nedir efendim? Bakın, ağlamak, onu ağlamak diyemiyoruz. Uyumak, onu uyumak diyemiyoruz. Gülmek, onu gülmek diyemiyoruz. Oturmak, uzanmak, onu uzanmak diyemiyoruz. Öznenin içinde bulunduğu durumu ifade ediyor. Buraya ben bir uyarı atayım bakalım. Arkadaşlar bazı fiiller cümlesine göre kılış ya da durum fiili olabiliyor. Bakın cümlesine göre kılış ya da durum fiili olabiliyor. Nedir? Beraber yürüdük bunca yolu. Bakın beraber yürüdük bunca yolu. Yürüdük. Neyi yürüdük? Yolu. Şu anda nesne aldığına göre kılış fiili. Ama ormanda yürüdük dersem ne yürüdük? Cevap alamazsın. Bu sefer de durum fiili oldu. Bazı fiiller maalesef neymiş efendim? Cümlesine göre kılış ya da durum fiili olabiliyor. Üçüncüsü oluş fiilleri. Öznenin zaman içerisindeki değişikliğini bildirir. Bakın,
öznenin zaman içerisindeki değişikliğini bildirir. Kendiliğinden olma anlamı vardır. Kendiliğinden olma anlamı vardır. Nesne almaz. Yani kimi neyi sorularına cevap vermez. O zaman nesnesine göre geçişsiz fiillerdir. Efendim, neler var burada? Bakın, dikkatli olun. Uzamak. Bakın, insanın saçı sakalı birden uzamaz. Değil mi? Zaman içerisinde olur. Büyümek. İnsan birden büyümez. Zaman içerisinde olur. Doymak. Bakın, birden doymayız. Zamanla acıkmak, morarmak, kızarmak. Bunlar da oluş fiillerdir. Öznenin zaman içerisinde değişikliğini bildiriyor. Kendiliğinden olma anlamı var. O zaman kısaca şöyle diyebilir miyiz? Kılış fiilleri geçişli, durum ve oluş fiilleri ise geçişsiz fiillerdir nesnesine göre. Evet, şimdi burada kip, zaman ya da anlam kaymasıyla devam edelim. Dediğim gibi fiilde çekimi zaten çekim eklemde anlattık arkadaşlar. Kip, zaman ya da diğer ifadeyle neymiş? Anlam kayması. Efendim, günlük hayatta sıkça kullandığımız bir ifadedir değil mi? Sıkça yaparız cümlelerimizde. Sevgili arkadaşlar, herhangi bir kipekinin başka bir kipek yerine kullanılmasıdır. Burada sizin yine dikkatli olmanız gereken şey kip, zaman ya da anlam kayması anlatım bozukluğuna yol açmaz. Sadece söyleyiş özelliğidir. Bakın, 4 cümle yazacağım. Sadece fiil çekimini değiştirerek gideceğim. Şöyle diyelim bakalım. Türkler 1071'de Anadolu'ya gelir dedim. Neyle çekimledim? Şimdiki zamanla. Geniş zamanla pardon. Türkler 1071'de Anadolu'ya geliyor dedim. Şimdi neyle çekimledik? Şimdiki zamanla. Belgesellerde çok görürsünüz. Türkler 1071'de Anadolu'ya gelecek. Gelecek zamanla çekimledim. Son olarak tarih öğretmenlerim çok kullanır. Dikkatli ol. Türkler 1071'de Anadolu'ya geldi. Şimdi arkadaşlar bakın, geniş zamanda ne vardı? Eylemin tekrarlandığı anlamı vardı. Şimdiki zamanda eylemin söylendiği anda da sürdüğü, devam ettiği anlamı vardı. Gelecek zamanda eylemin söylendiği andan sonra gerçekleşeceği anlamı vardı. Bunlar bariz olarak bellidir ama özellikle dili geçmiş zamanda sıkıntı yaşarız. Dili geçmiş zaman neydi? Eylem söylendiği andan önce gerçekleşiyordu. Ancak eyleme şahit olunma anlamı vardı. Biz eyleme şahit olabiliyor muyuz bu gibi durumlarda? Hayır, olamıyoruz 1071'e. O zaman şöyle diyelim mi? 4 kipeki de neyin yerine kullanılmış arkadaşlar? Mişli, geçmiş, zaman yerine kullanılmış. Buradan sana soru gelirse şöyledir. Aşağıdaki cümleden hangisinde bir kipeki kendi anlamı dışında kullanmıştır ya da başka bir kipeki yerine kullanmıştır diyebilir. Dikkatli ol. Ali bugün buraya uğramaz. Aslında biz ne yaptık? Geniş zamanı gelecek zaman yerine kullandık. Uğramayacak olacak. Dikkatli olunuz burada da. Evet, kip, zaman ve anlam kayması da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi ek eylem diyelim bakalım. Ek eylem neymiş? Fiili böylelikle bitirdik arkadaş. Ek eylem neymiş
nelere ek eylem diyoruz. Ki aslında ek eylemler kısaca bahsetmiştik çekim eklemde. Hem ismi hem de fiile gelen çekim eklemden biri de ek eylemdi, değil mi? Peki efendim ek eylem nedir? Bakalım ek eylemimize neymiş? Ek eylem nedir diye sorduğumuzda. Arkadaş aslında ek eylem imek fiilinin çekimlenmiş halidir. Ama bu senin için biraz akademik olur. O zaman sen şöyle de ya. Dört ek eylemim vardı. İdi, imiş, ise ve dır olmak üzere dört ek eylemim vardı. Dört ek eylemim vardı. Yani imek fiilini çekimlenmiş halde ama hiç ona girme. İdi, imiş, ise, dır olmak üzere dört ek eylemim vardır. Ek eylemin arkadaşlar iki görevi var. Bakalım efendim hadi görevleri neymiş? Birinci görev. Bakalım birinci görev neymiş? Birinci görevde idi, imiş, ise. İdi, imiş, ise. Basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zaman oluşturur. İdi, imiş, ise. Basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zaman oluşturur. Türkçe'de üç birleşik zaman var. Hikaye birleşik zaman, rivayet birleşik zaman ve koşul birleşik zamandır. Arkadaşlar birleşik zamanlar şöyle belirlenir. Ek eylemden önceki kipeki birleşik zamanın türünü belirtir bize. Dikkatli ol. Şimdi olay ne? A. O zaman Türkçe'de üç ek birleşik zamanım var dedim efendim. Birincisi hikaye birleşik zaman. Ekimiz idi. Hemen bir formül vereceğim ben size. Bu formül üzerinden yürümek daha mantıklı olacak. Nedir efendim diye sorarsan formül şu. Herhangi bir kipeki artı idiyi göreceğim. Arkadaşlar hangi kipekin üstüne gelirse onun hikayesini yapar. Bakalım, bakın şimdi şöyle diyelim. Okumak fiilini çekimleyelim. Okuyordu. Ne yaptık? Şimdiki zamanın, kendinden önceki kipekine göre belirliyorum bakın. Şimdiki zamanın hikayesi. Efendim, okuyacaktı dedim. Ne yaptık efendim? Hop. Ne yaptık? Gelecek zamanın hikayesini yaptık. En tehlikelisi ise geniş zamanın olumsuzundadır canlar. Okumazdı. Ben mazmezin ne olduğunu biliyorum. Her zaman geniş zamanın olumsuz kipekiydi. Hemen olumluya çevirdim. Bakın okurdu şeklinde. Buna çok dikkat et. Daha önce ÖSYM'e bunu kullandı. Hikaye birleşik zaman bu. İkincisi yani B neymiş efendim? Bakalım rivayet birleşik zamanla karşılaşacağım. B'de rivayet birleşik zaman. Yine formülümüzü hemen yazalım. Formülümüzü hemen yazalım. Formül bana ne diyor? Herhangi bir kipeki artı imişi göreceğim. Yine hangi kipekin üstüne gelirse efendim onun rivayetini yapıyor. Bu sefer de bakmak fiiliyle yürüyelim. Bakınız bakıyormuş. Hangi kipekin üstüne geldi? Şimdiki zamanın rivayetini yaptı. Bakacakmış. Gelecek zamanın rivayeti. En tehlikesi geniş zamanda bakmazmış. Mazmez geniş zamanın olumsuzluğu sakın unutma. Geniş zamanın rivayeti olumluya baktığımda neymiş? Bakarmış. Üçüncü birleşik zamanım ise, üçüncü birleşik zamanım ise neymiş efendim? Koşul ya da diğer ifadeyle şart birleşik zaman. Yine formülüm bana ne diyor? Diyor ki arkadaş diyor, herhangi bir kipeki, eki, artı
iseyi bul diyor. Hangi kipekin üstüne gelirse de onun koşul ya da şart birleşini yapacak. Bu sefer de neyi bulalım? Çözmek fiilini bulalım. Bakın çözüyorsa, şimdiki zamanın koşulu. Çözecekse, gelecek zamanın koşulu. Hemen olumsuza gidiyorum. Çözmezse, geniş zamanın olumsuzu. Bakın hangi kipekinin birleşiyor olduğu neye bakılıyormuş? Ek eylemden önceki kipekine bakılarak bulunuyormuş. Olumluya çevirdim. Çözerse kavramıyla karşıladım. Hemen kısaca bir tekrarlayalım. Herhangi bir kipeki artı idiği görüyorsanız hikaye birleşik zaman. Herhangi bir kipeki artı imişi görüyorsanız rivayet birleşik zaman. Herhangi bir kipeki artı iseyi görüyorsanız koşul ya da şart birleşik zamandır. Asla unutmayın. Ek eylemin geniş zaman ekidir, birleşik zaman oluşturmuyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek zorundasınız. İkinci göreve baktığımda ise, neymiş bakalım ikinci görev. İkinci görevde ise bu sefer şöyle diyoruz bakın. İdi, imiş,dır. İsim ya da isim soylu sözcüklere gelerek, onlara cümlede yüklem yapar efendim. İsim ya da isim soylu sözcüklere gelerek onlara cümlede yüklem yapar. Bu arada hatırlatalım, ek eylem ayrı da bitişik de yazılabilir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bakın şimdi neler yapacağız. Diyeceğiz ki bizim oraların havası güzeldir. Güzel yüklem yaptım ya da Ali'nin kızı avukatmış ya da avukat imiş hiç fark etmez. Ya da dedim ki Ahmet bugün hastaydı ya da hasta idi şeklinde de yazarım. Şimdi ben burada bir uyarı daha vermek istiyorum. Buna da dikkat et. Arkadaşlar ek eylemin olumsuzu değil sözcüğüyle yapılır. Değil sözcüğü sözcüktür olarak Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde isim olarak karşımıza çıkar. Ek eylemin olumsuzu değil sözcüğüyle yapılır. Neymiş efendim? Bu söylenenler doğru değil dediğimde bakın ek eylemin olumsuzu değil sözcüğüyle yapılıyor. Bir diğer uyarı ki buna çok dikkat et. Arkadaşlar ek eylemin geniş zamanı birinci tekil birinci çoğul, ikinci tekil ikinci çoğulda kendini şahıs ekleriyle gösterir. Bunu sakın unutma. Yani idi, imiş ve dır illa olmak zorunda değil. Efendim bakın, ben öğrenciyim. Ek eylemliymiş efendim, geniş zamanda birinci tekil ve birinci çoğulda kendini şahıs eklerle gösterir. Ben öğrenciyim. Biz öğrenciyiz. Sen öğrencisin. Bakınız. Siz öğrencisiniz. Hani öğretmenim idi, imiştir, olmak zorunda değil. Ve geniş zamanda görüldüğü üzere ek eylem kendini ne yapıyormuş? Şahıs eklerle gösterebiliyormuş. Daha da kolay bir yöntem. Sen birinci görevde idi, imiş, iseyi bil. Hikaye birleşik, rivayet birleşik ve koşul birleşik de bil. İkinci görevde İdi, imiş ve dırı bilmek zorunda değilsin. Şöyle diyebilirsin sevgili hocam. İsim ya da isim soylu sözcükler yüklemse her zaman ek eylem vardır. Sakın unutmayın. İsim ya da isim soylu sözcükler
yüplemse her zaman o cümlede ek eylem vardır. Bunu unutma. Çünkü isim ya da isim soylu sözcükleri yüplem yapmak için ek eyleme ihtiyacım var. Yine yanlış hatırlamıyorsam 2013 ya da 2014'te bir soru geldi ve dedi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme eki farklı bir görevde kullanmıştır? Herkes afalladı. Bildirme eki nedir diye sordu. Çok basit sevgili hocam, aslında bildirme eki şu. Ek eylemin, bakınız, ek eylemin geniş zaman ekidir. Bildirme eki olarak da adlandırılır ve farklı görevlerde kullanılır. İlk olarak kesinlik görevi var arkadaşlar, kesinlik. Bakın, kesinlik görevi. Üçüncü görevi bir açıklayacağım. Bunları sadece örnekleyeceğim. Nedir? Toplantı bitmiştir dedim arkadaşlar, bakın. Toplantı bitmiştir dedim. Kesinlik görevi var. Tahmin, olasılık görevimiz var. Tahmin ya da olasılık görevi var. Nedir sevgili arkadaşlar? Bu aylarda bizim oralara kar yağmıştır dedim, bakın. Bu aylarda bizim oralara kar yağmıştır dedim. Tahmin, olasılık anlamıyla bizi karşıladı. Ki üçüncü görev, sorudaki cevapta buydu zaten. Zaman zarfı, yani zarf görevi var arkadaşlar. Nedir o da? Zaman anlamı taşıyan sözcüklere gelerek cümlede zaman zarfı oluşturur. Efendim, zarf göreviyle kullanılır. Bakınız, onunla yıllardır görüşmüyoruz. Ya da senelerdir, aylardır, haftalardır, günlerdir, dakikalardır diye bilirsiniz. Zaman anlamı taşıyan sözcüklere gelerek zaman zarfı göreviyle kullanılır. Ek eylemin iki görevi var. Birincisi idi imiş ise basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zaman yapıyor. İkincisi ise idi imiştir isim ya da isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem yapıyor. Bildirme eki neymiş? Ek eylemin geniş zaman eki olan dıra bildirme eki de denir sevgili arkadaşlar. Yine bir ara verelim. Aradan sonra fiilimsiyle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.